Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sevdiklerinize hazırlamanız için bir hediye fikri vereceğim. Öncelikle hediye paketi için bir çikolata kutusu kullandım. Çikolata kutusunu desenli kağıtla kaplamak için önce kapağını kağıdın üzerine koyup çizdim. Cetvelle kapağın kalınlığını ölçtüm. 1,5 santim geldi. 1,5 santim etrafına çizebilmek için noktalar koydum. Daha sonra koyduğum noktaları cetvel yardımıyla düz bir şekilde birleştiriyorum. Daha sonra hediye kutusunun köşelerine denk gelen kısımlarını kesmek için üçgen şeklinde şekiller çizdim. Bu şekilleri de ben birazcık büyük ayarlamışım. Siz daha küçük yapar veya sadece bir kesip atarsanız daha kolay olur. Aksi takdirde içindeki kutunun kendi rengi görünüyor. Bu da aklınızda bulunsun. Kağıt kıvrılı olarak uzun süre durduğu için içeriye doğru bükülmüş. Düzeltmek için birkaç kez dışa doğru büküp bıraktım. Düzleşesiye kadar bunu birkaç kez yaptım. Öncelikle çizdiğimin etrafından genişçe kestim. Daha sonra dikkatlice tam olarak çizdiğim yerlerden kestim. Aynı işlemi kutuyu kaplamak için de yaptım. Kutuyu desenli kağıdın üzerine koydum. Altıgeni çizdim. Kutunun kalınlığını ölçtüm. Ve o yerleri cetvelle belirledim. Bu kutuda da bu şekilde bir görüntü çıktı. Bu gösterdiğim işlemi desenli kağıdın iç kısmına, yani desensiz kısmına, beyaz kısmına çiziyorum. Çünkü kurşun kalemle çizdiğim yerler kestiğim zaman kağıtta kalabilir ve kötü bir görüntüye neden olabilirdi. O yüzden iç kısmına çiziyorum ve kesiyorum. Kapladığım yüzey dış kısmı olacak. O kısmının zarar görmemesi için çizimi iç tarafından yapıyorum. Bu kısmı da dikkatli bir şekilde kestikten sonra artık yapıştırma işlemine geçeceğim. Elimde iki tane bu şekilde parça oldu. Bu parçaların kanat kısımlarını yapıştırırken kolaylık olması için bir dışa bir içe doğru katlıyorum. Bu işlemi her iki parça için de yapıyorum. Önce kapağı yapıştıracağım. Yapıştırıcıya desenli kağıdın iç yüzeyini bol bol sürüyorum. Her tarafını yapıştırmaya özen gösteriyorum. Yapıştırıcıya sürdükten sonra yapıştırıcı sürdüğüm kısmın üstüne kapağı dikkatlice yerleştiriyorum ve parmağımla iç yüzeyine bastırıyorum. Hava boşluğu kalmaması için yapıyorum bu işlemi. Keserken yarım santim fazla boşluk bırakmıştım. Bu kısımları içe doğru kıvırıyorum ki kalkmasın ve uzun ömürlü olsun. Aynı şeyi kutunun alt kısmı için de yapıyorum. Yapıştırıcı her yerine sürüyorum. Ve kutuyu yapıştırıcı sürdüğüm şeyin üzerine koyuyorum. İç kısmına bastırıyorum. Yukarıya doğru kıvırıp içe doğru katlıyorum. Kutunun dış kaplaması bitti. Bu şekilde tatlı bir kutu elde ettim. Şimdi ise kutunun iç kaplamasını yapacağım. Yine kapağı koyup altıgen şeklinde bir parça elde ediyorum. Bu parçayı kesiyorum. Kestikten sonra yapıştırıcı sürüp kapağın iç kısmına yapıştırıyorum.
Yapıştırırken parmaklarımla içine iyice oturmasını sağlıyorum. Başta da bahsettiğim gibi o ayırma kısımlarını biraz büyük yaptığım için bu şekilde parçalar yapıştırmam gerekti. Ama siz baştan buna dikkat ederseniz bu işleme gerek kalmayacaktır. Boşluk olan yerlerde kapandıktan sonra daha hoş bir görüntüye sahip oldu. Şimdi hediye kutusunun içine koymak için el işi kağıtlarından küçük küçük şeritler keseceğim. Kesmeden önce masanın üstüne plastik bir şey koydum ki masayı çizmeyeyim. El işi kağıtları eski kağıtlar, parçalı kağıtlar kullandım. Çünkü zaten şerit şerit kesince bunlar belli olmayacak. İnce şeritler halinde maket bıçağıyla kestim. Şerit şerit kestiğim el işi kağıtlarını kutunun içerisine koyacağım. Koymadan önce elimle el işi kağıtlarını buruşturuyorum. Bu biraz az oldu. Birazcık daha buruşturuyorum. İyice buruşturup kutunun zeminini kaplaması için koyuyorum. Kutunun kapağına da ufak bir süsleme yapmak istedim. Kutunun rengiyle de uyumlu olması için mor bir şerit kullandım. Ve evde bulunan bir gül çiçek kullandım. Şeritin tam ortasından silikonla kutuya yapıştırdım şeridi. Daha sonra gülü düzeltip silikonla şeridin üzerine yapıştırdım. Daha sonra şeridi kurdele olacak şekilde silikon sürdüğüm kısma yapıştırdım. Bu şekilde de güzel bir görüntü oluşturdu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Şimdi içine koyacağım malzemeleri gösteriyorum. Daha önce başka bir videomda yapımını gösterdiğim çiçek stickerlardan birkaç tane koydum. Ve yaptığım taş boyamalarından da birkaç tanesini seçip içerisine koydum. İçerisine koyacağınız hediye tamamıyla size kalmış. Ben bunları tercih ettim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.